İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin stratejisi adlı seminerin dördüncü günü. Batı Ermenistan'ın Ahtamar Adası'nda masalsı bir kış. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı ile ABD Büyükelçisi savunma işbirliği ile ilgili görüşmede bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gürcistan'da. Ermeni Genel Yardımsever Birliği, Oxford Üniversitesi'nin Klasik Armenoloji Yüksek Lisans Programı için burs oluşturdu. Batı Ermenistan'ın sembolü bankedilerinin artık kimliği var. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Fransız Büyükelçiliği, Ermenistan Cumhuriyeti'nde çok yönlü kültürel girişimler geliştirecek. Yerevan Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi Dekanı, Tarih Bilimleri Doktoru Edik Minasyan ile söyleşi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin stratejisi adlı seminerin dördüncü gününde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armena Gabrahamyan ile Batı Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan konuşmalarda bulundu. Bayan Margosyan diplomatik strateji konusuna değinerek her türlü girişimin Batı Ermenistan'ın yerli Ermenilerinin varlığının ana vatanlara dönüşlerine ve Batı Ermenistan'ın Türkiye'nin işgal ettiği topraklara dönüşüne bağlı olduğu gerçeğini hesaba katması gerektiğinin önemini vurguladı. Bu koşullarda sürgün edilen Ermenilerin sürgünde kimliklerini kaybetmeleri, diğer halklarla asimile olmaları ve bunun sonucunda bir takım problemlerin ortaya çıkması endişesi bulunmaktadır. Batı Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan, Batı Ermenistan'ın eski kültürünü korumak, Ermeni halkına ait olan muazzam kültürel zenginliğe sahip olmak için çalışmanın bir öncelik olduğunu haklı olarak düşünüyor. Gelecek planları hakkında konuşan Margosyan, Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası kuruluşların yerli halklarla ilgili oturumlarına katılacağını ve Batı Ermenistan'da yaşayan yerli halklarla ilgili konuları sunup savunacağını ifade etti. Batı Ermenistan'ın Van ilinde son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan Ahtamar Adası ve üzerindeki kilise masalsı güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. İlkbaharda badem ağaçlarının çiçekleriyle oluşan renk cümbüşü yaz aylarında da Van Gölü'nün eşsiz maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden ada bugünlerde de adeta beyaz gelinliğini giyerek seyrine doyum olmayan görüntülere sahne oluyor. Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı General Onik Gasparyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Line Tracy ile askeri ataşı Albay Scott McVeigh'i kabul etti. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi'nden Armen Pres'e verilen bilgiye göre görüşmede savunma alanında Ermeni-Amerikan ikili işbirliğine ilişkin konular görüşüldü ve işbirliğinin ilerideki programlar özetlendi. Ayrıca karşılıklı ilgi uyandıran diğer konulara da değinildi. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Araybazyan resmi olmayan bir ziyaret için Gürcistan'a gitti. Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanını aynı zamanda Başbakan yardımcısı da olan Gürcistan Dışişleri Bakanı David Zalkalyani, Tsinandali yerleşkesinde ağırladı. Gayri resmi toplantıda Gürcistan ve Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini, mevcut işbirliği gündemini ve ilişkilerin daha da derinleştirilmesi ihtimali üzerinde görüş alışverişinde bulundular. Ermeni Genel Yardımsever Birliği, Oxford Üniversitesi'nin klasik Armenoloji yüksek lisans programına katılmaları için 5 yıl boyunca yılda bir yüksek lisans öğrencisine burs sağlayacak. Konuyla ilgili bir parçayı sizlerin dikkatine sunuyoruz. 5 yıl boyunca yılda bir yüksek lisans öğrencisini destekleyen bu yeni burs programı Ermeni kültürünü ve mirasını daha iyi anlama çabalarını teşvik etmede kilit bir rol oynayacak. Klasik Armenoloji alanında yüksek lisans derecesi için başvuranlar çeşitli Ermenice metinleri okuma ve tercüme etme konusunda deneyim kazanacaklar. Bu da seçtikleri dönemin edebi kültürü ve tarihi hakkında derinleşmesine bir bilgisel anlayış kazanmalarını sağlayacak. Batı Ermenistan'ın milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaca bilinen Van kedisi için soy ağacı bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi oluşturuldu. Van kedisinin azalmakta olan neslini korumak, ıslah amaçlı bilimsel çalışmalar yapmak, çoğaltılmasını sağlamak, genetik özelliklerini ortaya çıkarmak ve Van kedilerinin dünya çapında tanınmasına katkı sağlamak amacıyla Van kedisi araştırma merkezi kuruldu. Kimlik belgesi her eve bir van kedisi projesi kapsamında oluşturuldu. Van kedileriyle ilgili bilgilerin yer aldığı kimlik belgesinde kedilerin kişisel bilgileri, sertifikası, soy ağacı ve aşı bilgileri yer alıyor. Pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Fransız Büyükelçiliği bir dizi kültürel olayı yeniden başlatıyor. Bu haber Büyükelçiliğin kültürel işbirliği danışmanı Guillaume Narjole tarafından bir basın toplantısında ifade edildi. O, Ermenistan Cumhuriyeti'nin savaş içerisinde bulunduğunu ve Yerevan'daki Fransız Büyükelçiliği'nin Ermenistan'ın yanında olduğunu hatırlattı. Elçi Narjole, Ermenistan bir sanatçılar ve kültür ülkesidir. Bu ilişkilerin bütünsel olarak yeniden kurmak mümkündür dedi. Danışman, yakın gelecekte Fransız Ermeni yönetmen Serge Avedikya'nın filmlerinin bir gösterimini düzenlemeyi planladıklarını bildirdi. Film festivalleri baharın sonunda modern bir sirk programı sunulacak ve Guillaume Narjole'ye göre Ermeni ve Fransız fotoğrafçıların buluşması için bir platform haline gelebilecek fotoğraf sergisi projesi de gerçekleştirilecek. Narjol, Fransız elçiliğinin amaçlarından biri de yaratıcı Ermenileri planlanan programlara kalıcı olarak dahil etmektir diyerek sözünü özetledi. Batı Ermenistan'ın devlet televizyonu olan Western Armenia TV'de tarih bilimleri doktoru Profesör Edik Minasyan, Artsakh'ın tarihsel olarak Ermeni platosunun bir parçası ve bunun %95'inden fazlasının her zaman etnik Ermenilerin yaşadığı bir yer olduğu gerçeğini sundu. Son Artsakh-Azerbaycan savaşına da atıfta bulundu. Reportaj web sitemizde ve YouTube kanalında mevcuttur. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Yerevan Oda Orkestrası'nın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Narocan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.